Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye teşekkür etti. Blinken açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Tahıl Anlaşması kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan Tahıl gemisi Razoni'nin ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin krizin çözümü kapsamında tahıla ihtiyaç olan ve gıda yoksunluğu taşıyan bölgelere yönelik çabalarını takdir ediyoruz ifadelerine yer verdi. Sondaj çalışmalarını hızlandırmak için Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerinden sonra Filo'ya eklenen Abdülhamit Han'ın ilk görevi için geri sayım başladı. Mersin'de yaklaşık iki buçuk aydır bakımda olan gemi 9 Ağustos'ta göreve başlayacak. Kırmızı beyaza boyandı, üzerine Türk bayrağı işlendi. Filonun en güçlüsünün görevi için geri sayım başladı. Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamit Han Güney Kore'deki Okpo limanından yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı. Abdülhamit Han görevi için bakım çalışmalarına alındı. Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisi yaklaşık 2,5 aydır Taşucu Limanı'nda. Bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı. Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirildi. İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamit Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 9 Ağustos'ta görevine başlayacak. Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle Mavi Vatan'daki filonun en güçlüsü olarak görev yapacak Abdülhamit Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olacak. 200 kişilik mürettebat kapasiteli ve 12.200 metreye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip. Ayrıca çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem en uzunu.